Merhaba, Maxim Unik'te sokaklara ait olan sergisindeyiz. Evet. Yanımızda da Nubik mahyasını evet. kullanan arkadaşımız var. Bize eserinden söz eder misin? Nedir bu eser? Şimdi Chopin'i nereden aldın, nasıl buldun ve nasıl bir tasarım düşündün? Sergimizde sokaktaki kullanılan objeleri geri dönüştürmek amaçlı bir fikrimiz vardı. Atodrom'daki objeleri seçtik ve bunları tekrar değerlendirmek istedik. Ben de çöp kutusunu seçtim. Sokaklarda en çok olan, sokağın bütün pisliğinin atıldığı yer çöp kutusu diye buradan çıkışı bir şey yapmak istedim. Kaç yıldır kıyafet sanatçılığı yapıyorsun? 20 senedir, yaklaşık 20 senedir yapıyorum. Yani son dönemde aktif boyamasam da her zaman sokakla ilgili işler yaptım. Her zaman takip ettim. Nasıl başladın? Yani fikir nasıl ortaya çıktı? Yıllar önce internette görmüştüm ilk. Çok yaygın değildi benim başladığım dönemlerde. İnternette görmüştüm. Türkiye'de bu işleri yapan, ilgilenen insanlarla bir şekilde internet üzerinden iletişim kurarak öyle başladı maceramız. Bu hale geldi. Peki bize bu tasarımdan söz eder misin? Ne anlatıyor? Şu karton olan benim seramik enselasyon çalışmamın maketiydi. Ben bunu sadece kendim görebilmek için yaptım. Sonra buradaki geri dönüşüm fikrine binaen bunu gelip böyle çöplüğün içine atmak istedim. Çöplüğümüzü de tekrar boyadım, renklendirdim, kendi tarzımla işler uyguladım. Sonra bunu daha böyle kavramsal bir hale getirmek için çöplüğü burada mesela kullandığım bütün naylonları, pislerin her şeyi tekrar buraya toplayıp hepsini çöplükte buluşturmak istedik. Sergide satışa çıktı. Evet, yani bakalım ne olacak. Maxim Unik'te sokaklara ait olan sergisindeyiz yine. Yanımızda da Mr. Huye, grafiti sanatçısı. Benim için özel bir anlam işliyor satıcı arabası. Ben üniversite birdeyken gazete satardım bununla. Eminönü'nde gazeteleri alırdık, doldurduk. Eminönü'nde akşam gazeteciydi o zaman. Son Baskı diye bir gazete vardı. Doldurduk bununla iki arkadaş. Hatırlıyor musun sanki o dönemi? 2000'lerin başı olabilir mi? Yok, ben 94-95. O gazetenin uzun sürmedi zaten. Neyse, konuyla dönelim. Neden bir satıcı arabasını tasarlamak istedin? Peki nasıl oluştu? Şöyle, biz aslında genel olarak hurdaya atılmış eski şeyleri geri dönüştürmeye çalıştık. Bu da onlardan biri. Bu da yani artık mahallelerde, sokaklarda çok az gördüğümüz hurdacı arabalarından hurdacı biri. Hurdacı arabalar yoldu. Evet, hatta kaset satılıyordu. Evet, satılıyordu. Çok eskiden çok daha fazla kullanılıyordu. Şu anda böyle çok nadir belli semtlerde olan bir şey. Hani ben de bunu ilk geldiğinde inanılmaz da kötü bir durumdaydı. Hem temizledik, üstüne renk ve belli sokakta benim kurguladığım kompozisyonları üstüne aktardım. Çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Bunun üstüne de sergilerken portakalları dizeceğiz. O da işimin bir parçası olacak. Yani belki bu sayede bu arabayı bir yere koyup konumlandırıp daha uzun ömürlü yapabiliriz. Yani çöpe gitmemiş olacak. Yani sergimizin amacına da uygun olacak. Yani biz şimdi dünya tüketim çok fazla tüketim olduğu için hiç kimse eşyanın, parçaların değerini bilmiyor. Hemen bir çizik veya bir bozulma olduğunda onu çöpe atıp yenisini daha böyle daha farklı bir şeyini bulmak istiyor. Biz de buna biraz daha tepki olarak eski eşyaları kendi tarzımızda yorumlayarak tekrardan bir eser, yaşayan bir şey haline getirmeyi amaçladık. Elinize sağlık. Teşekkürler. Grafiti sanatçılığına nasıl başladın? Fikir nasıl oluştu? Şöyle, biz çok küçük yaşta başladık. 13-14 yaşımızda grafitiye başladık. 21-22 yıldır da bu işi yapıyoruz. İlk başlarda tamamen illegal yapıyorduk bu işi. Yani Türkiye'de grafiti bile çok bilinmiyordu. Yani biz yakalandığımızda... Kızılıyordu değil mi duvarla? Tabii. Hatta biz başladığımız dönemlerde satanizm böyle... Satanizm furyası fazla olduğu için bizi satanist bile zannediyorlardı veya terörle mücadele ilgileniyordu bizi. Çünkü Türkiye'de 80'ler, 90'lar hep
duvarda sağ sol yazıları aynen olduğu için duvardaki herhangi bir yazı onlar için şey algılanıyordu. Anarşist siyasi bir yazı olarak algılanıyordu. Son 10 yılda bu şey kırıldı, algı kırıldı. Artık bize de yaptığımız işe değer veriliyor ve bu şekilde dört duvar arasına da girebiliyoruz. Geçerliliği nedir? Yani işini yapmakta bir sıkıntı var mı? Sorun yaşıyor musun? Yoksa işte yani eskiye nazaran çok çok daha iyi. Hatta artık bu bizim mesleğimiz. Hani bununla geçimimizi sağlıyoruz. Birçok marka ve kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Hani hatta tasarımlarımız özel olarak belli yerlerde üretiliyor veya sergileniyor. Yani şu anki durumundan memnunuz. Maxim Unique'de sokaklara ait olan sergideyiz. Yanımda da bu kez Matt var. Matt, bize senden söz eder misin? Tasarımından söz et bize. Ne yani düşündün? Aslında şöyle, bu çalışmayı yaparken şeyden ilham aldık. Hani sokaktaki bizim çoğu arkadaşımızın, bizim de zamanında dükkan kepenklerinde, pazar günleri kapalı olan dükkan kepenklerinde gördüğünüz graffitilerden bir parçayı aslında buraya taşıdık. Onu anlatmak istedim. Burada yine bizim isimlerimizi de kullandığımız hep tipografik harfler andıran bir çizim var. Bu bildiğimiz kepenk. Evet, dükkanların içinde gördüğünüz. Çok ses çıkartırdı açıp kapanırken. Evet. Sergi hakkında ne düşünüyorsun? Ya sergi benim için bayağı anlamlı oldu. Şöyle bir burada çok hem değer verdiğim hem de çok uzun yıllardır beraber oldum. Grafitici arkadaşlarımla beraber yapıyorum bunu. İkincisi, sokakta çoğu zaman böyle gözden kaçan, hatta insanların hurda olarak gördüğü şeyleri burada tekrardan onlara bir değer kazandırabilmek benim için çok anlamlı oldu yani. Daha önce böyle çalışmalarınız var mıydı? Yani, tabii. Zaten yani 22 senedir hani bu işle uğraşıyorum. Yok, sokaktaki atık maddelerden. Ha yok, daha önceden böyle bir çalışma yapmamıştık. Zaten bu da bizim için ilk oldu. Yani bildiğim kadarıyla yine ekipteki arkadaşlarım da ilk defa yaptılar. Yani ilk defa böyle bir şeye el attık. Peki sen ne zaman başladın? Ben 98 yılında başladım diyebilirim. Yani graffitiyle tanıştım. Gerçi isminin graffiti olduğunu bile bilmiyordum o zamanlar. Ama yapıyordum. 98 yılından bu yana da hala aktif olarak sokaklarda yapıyorduk. Son yıllarda işte daha sanatsal işte sergi salonlarında falan işlerimizi sergilemeye başladık. Peki mesleğinin şu andaki durumu nedir? Türkiye'de geçerliliğini ölçüde? Ya bence Türkiye'de çoğu, özellikle son 5 senedir, 6 senedir çoğu ülkeden daha fazla değer görüyor gibi hissediyorum. Çünkü yurt dışından gelen grafiti sanatçıları falan Türk halkının grafitiye yaklaşımını ve buna memurlar da, polisler de dahil çok ılımlı görüyorlar. Yani bundan işte yıllar önce arkadaşım da dediği gibi hani bir kesim bizi satanist, bir kesim terörist görürken şimdi ben duvar boyarken polis memurlarının hani kolay gelsin gençler deyip gittiğini biliyorum. Buna hatta bir Fransız grafitici arkadaşımız çok şaşırmıştı. Yani bizim sabahleyin mahkemede olmamız gerekiyordu falan diye. O polis değil miydi tarzında bir tepkisi olmuştu. Maxim Unique'de sokaklara ait olan sergisindeyiz. Yanımızda da grafiti sanatçılarından Yunus var. Yunus, sen yangın dolabını tasarladın. Neden yangın dolabı düşündün? Yani bize ondan söz et önce. İşlerime daha uygun olduğu için yangın dolabı işlerine bakarsak görebiliriz. Yangın teması seçtim kendime. Çünkü o yangının hem doğal hem de aynı zamanda çok komplike oluşu diyeyim, hoşuma gidiyordu. O yüzden böyle bir tema seçtim. Ya bunu pandeminin başında yapmıştım. Herkesin evde oturup canının sıkıldığı zamanlarda. Bu da Fransa'daki katedral Notre Dame. Onu konu aldım. O son büyük yangın. Evet. Bu şekilde. Peki, yangın dolabını alacak olan kişi, yani senin eserini alacak olan kişi bunu kullanabilir değil mi? İşine bir şeyler. Yani kullanabilir tabii. Ya da dekorasyon mu sadece? Efendim? Yani içindekini çıkardıkları için yani şey yapamaz. Yangın çıkınca içindekini çıkartıp bir yeri söndürmeye çalışamaz herhalde. O yüzden sadece bir sanat eseri olarak öyle bir yerde durur. Senin mesleğe başlaman nasıl oldu? Mesleğe başlamam sanırım
Almanya'dan misafirlerimiz gelmiş. Onun çocukları öyle bir şeyler çiziyordu. Ben de gördüm. Sen ne yapıyorsun falan. Bu şekilde ilk tanıdım. Sonra dergilerde gördüm. Bu şekilde ilerledim. Zaten resim yapmayı seviyordum ama öncesinde. Zaten resme bir ilgin ve yeteneğin vardı. Peki işini yapabilmek ve zorluk yaşıyor musun? Bir dönem, İş olarak yapabilmekte. Evet. Yani bir dönem, bir dönem zorluk. Zorluk yaşıyordunuz. Şimdi daha kolay. Evet, şimdi hem uzun zaman oldu hem şimdi daha level olarak daha birazcık da yukarıdayız eski zamana göre. O yüzden şimdi iş yapmak daha kolay. Sokak işi mi diyorsunuz yoksa? Sokak işi, evet. Yok ya. Şu an zor değil yani. Zor değil. We'll be right back.